Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda gördüğünüz üzere ananas bakımı ve üretimi hakkında olacak arkadaşlar. Şöyle aşağıdan da biraz göstereyim ananasımızı. Bunu ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. Ancak yaz aylarındaydı sanırım arkadaşlar. O zamandan beri bu boya geldi. Tabii kış olduğundan büyümesi biraz yavaşlıyor. Ancak bizimki hala büyümeye devam ediyor. Bakımından bahsedeceğim ve daha sonra da üretiminden bahsedeceğim. Ananas güneşli ve yarı gölge alanları seviyor arkadaşlar. Gölgeli bir alanda da yetişebiliyor ve güneşli bir alanda da yetişebiliyor. Yani güneşle alakalı bir sıkıntısı yok. İç mekan veya dış mekanda bakabilirsiniz. İç mekanda da gerçekten güzel gelişiyor. Biz kışta olduğumuzdan dolayı her ne kadar havalar soğuk olmasa da biz iç mekanı aldık. Çünkü nadiren de olsa burada don olabiliyor ve ananas dona küçükken dayanamıyor. Büyüdükten sonra özellikle 1 yaşını geçtikten sonra iyice büyümeye başladıktan sonra -4 dereceye kadar dayanabildiği söyleniyor. Biz de tabii büyüyüp böyle hani bol yavrularsa dışarıda da deneriz. Genelde bunu kışın içeri, dışın değil arkadaşlar, yanlış söyledim pardon. Yazında dışarı alacağız, bu şekilde bakacağız. Havalar sıcak olduğu sürece yani dışarıda bakmanız daha iyi olur. Her neyse, bu konuyu fazla uzatmayayım. Ananası dediğim gibi bu şekilde bir alanda bakabilirsiniz. Suyu çok seven bir bitki, nemi çok seven bir bitki. Kesinlikle suyunu ve nemini eksik etmeyin. Yapraklarını silebilirsiniz nemli bir bezle, ancak dikenleri var. Onu da şöyle gösterebilirsem eğer. Çok net belli olmuyor. Sağ olsun kamerada hiç yardımcı olmuyor bana arkadaşlar. Ancak bu kadar belli olabiliyor dikenleri. Fazla gösteremiyorum kameradan dolayı. Dediğim gibi büyüdükçe dikenleri de büyüyor bu bitkinin. Ve daha batıcı ve keskin hale geliyor. El güzelliğine çok önem vermeyenler hani silebilir arkadaşlar, ama hani el güzelliğine dikkat eden kişilerin silmekten daha çok fısfıslamasını öneririm. Özellikle yaz aylarında üstten fısfıslanmayı falan çok seven bir bitki. Kışın tabii ki de sulamasını ve fısfıslamasını biraz daha azaltabilirsiniz. Daha doğrusu fısfıslamaktan değil de sulamasını biraz daha azaltırsanız daha iyi olur. Fısfıslanmayı seven bir bitki çünkü. Çok fazla kışın özellikle sulama yaparsanız kök çürüklüğüne sebep olabilir. Yazın sulamasını arttırırsanız ona göre. Soğuğa dayanımından zaten bahsetmiştim. İsterseniz üretimine geçelim arkadaşlar. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Üretimine geçmeden önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Besin ihtiyacından bahsedeyim. Ananasa kimyasal besin verebilirsiniz, ancak biz vermenizi önermiyoruz. Tabii bu sizin tercihinize göre değişir. Doğal gübreler, besinler verirseniz daha iyi olur. Burada toprağımızı da göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi kokos, çam kabuğu, torf, bitki artıkları gibi şeyleri karıştırarak güzel bir gübre hazırlayabilirsiniz. Toprak hazırlayabilirsiniz. Bu topraklarda gayet güzel yetişiyor. Ayrıca bahçe toprağında da çok rahat bir şekilde yetişiyor. Benim şu gördüğünüz bitkim bahçe toprağında zaten. Üstünde de dediğim gibi az önceki topraktan ekledik ki ona vitamin ve mineral sağlasın. Bu şekilde daha da güzel gelişir. Hemen üretimine geçelim. Gördüğünüz gibi biz ananası ortalama 3 gün boyunca suda tutuyoruz arkadaşlar. Çünkü daha fazlasında köklenmiyor, güzel gelişmiyor. Gördüğünüz gibi bunlar hava kökleri arkadaşlar. Aradan sanırım yeni kökleri çıkmaya başlamış ananasın. Gördüğünüz gibi zaten. Bu hava köklerini de kesmeyin bu arada. O köklenmesine yardımcı oluyor ananasın. Dediğim gibi 3 gün suda bekletiyoruz. Daha sonra hemen saksıya dikiyoruz. Ben normalde direkt bahçe toprağına dikiyorum arkadaşlar. Ancak böyle karışık şeyleri de dikebilirsiniz. Onlarda da tutuyor. Şimdi dikelim bu ananasımızı. Bu arada bu ikisi de Costa Rica ananası. Costa Rica ananas üretiminde ilk sıralarda yer alan bir ülke. Normalde ana vatanı Güney Amerika, yani Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Ekvador gibi ülkeler. Ana vatanı ancak en iyi ve en güzel ananaslar Costa Rica'da yetişiyor. Yani yağmuru bol bir bölgede, nemi bol bir bölgede. O yüzden siz de mümkün olduğunca, dediğim gibi tekrar söylüyorum, suyunu ve nemini eksik etmeyin.
Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde rahat üretebilirsiniz. Ben daha önce de bir sürü ürettim. Ancak dediğim gibi kışın dışarıda kalınca ve suyu bol olunca çürüme yapıyor. Birçoğunu o yüzden kaybettim. O yüzden şimdi kışları eve alıyorum. Tabii her ne kadar bu kışlar çok soğuk olmasa da her ihtimale karşı eve almanızda yarar var. Antalya ve Akdeniz için söylemiyorum bunu arkadaşlar. Çünkü oralar o kadar soğuk olmuyor. Ama dediğim gibi soğuk olduğu dönemlerde iç mekanı alabilirsiniz bu bitki. İç mekanda da dış mekanda da herhangi bir sıkıntı çekmiyor. Videoyu fazla uzatmadan bitirmek istiyorum arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz veya unuttuğum bir şey olduysa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.